Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Ne kadar gönlü geniş, kalbi geniş insanlarsınız ya. Şimdi arkadaşlar bizler bir kısım değişimler, dönüşümler istiyoruz ya. Ya da istediğimiz bir hayat var. Mükemmel bir hayat istiyoruz. Efsane bir hayat istiyoruz. Öyle bir hayat yaşayayım ki böyle güzel bir hayat bir daha yaşanmamış olsun. Bir daha yaşanmamış olsun. Böyle güzel bir hayat. Nasıl olur? Nasıl? Bunun için de güzel dostlar. Önce bir kısım şeyler fark etmemiz lazım. Yani içimizde bir hastalık varsa iyileşmek için o hastalığı fark etmemiz lazım. Bunun için de güzel dostlar, bugün gündüz şöyle bir şey anlatmıştık. İşte özgür olmalıyız. Yani zihnimizin özgür olması, içimizin özgür olması. Ondan bahsetmiştim. Şimdi eğer özgürlüğü kazanabilmişsek sonra bir adım daha atmamız lazım. Sonra bir adım daha, birkaç adımımız var. Bunlar sadece ön koşul gibi düşünebilirsiniz. Yani bizler bir esaret altında gibiyiz arkadaşlar. Yani bize o bilinçaltı dediğimiz, o bize verilen şeyler, bizim eski inançlarımız, orası sanki hiçbir zaman kırılamayacak böyle bir demirden bir elbise giydirilmiş gibi. Şimdi onun farkında değilse onu da değiştiremiyorum tabii. Şimdi önce arkadaşlar bir özgür şekilde hareket edecek duruma gelmem önemli. Bunun için de ne yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi bir adım sonrası bu da şöyle diyebiliriz. Zihnimizin sadeliği. Sade zihin. Yani zihnimi sadeleştirmem lazım. Yani biz farkında değiliz güzel dostlar. Pek çok fazla zihnimiz var. Yani ne demek pek çok fazla zihnimiz? Mesela bir tarafın der ki ya bundan sonra asla sinirlenmeyeceğim. Bundan sonra hep yumuşak olacağım der. Ama sonra yine sinirlenirsin. Ya da şöyle dersin, hani zihnin bir karar veren zihinle uygulayan zihin aynı zihinler değil arkadaşlar. Hatta içimizde çok fazla parçamız var. Çok fazla zihinler var. Yani mesela yatarken dersin sabah 5'te kalkacağım dersin. Ama sabah 5 olduğunda o zihin gitmiştir. Diğer zihin devreye girmiştir. Diğer zihin der ki ya kim kalkacak bu saatte? Ve ya da dersin ki bundan sonra herkese hoşgörülü davranacağım, sevgi dolu olacağım dersin. Ama yarın bir bakarsın ki birisine nefret duyuyorsun. Yani sevgi dolu olacağım diyen zihinle yarın sabah hareket eden zihin aynı zihin değil. Dolayısıyla bizim kararlarımız çoğunlukla yarım karar. Çünkü karar veren zihinle uygulayan zihin farklı zihinler. Yani ben hoşgörü olacağım deyip sonra yarın sinirlenen zihin farklı zihin, aynı zihinler değil. Ve işin en enteresan tarafı da şudur güzel dostlar. Bu zihinlerin birbirinden daha biri yoktur. Yani hep o karar veren zihin zanneder ki ben davranıyorum. Uygulayan zihin zanneder ki ben davranıyorum. Ve içimizde bir sürü zihin var. Herkesle ben dost olacağım. Herkese hoş göreceğim. Hangi fikirde olursun, hangi zihniyette olursun hoş göreceğim dersin bir taraftan. Bir taraftan da yarın bakarsın ki senin inançlarına ters bir şey anlatıyorsa bir insan. Öfke duyabilirsin buna. Ya da düne kadar sevdiğin birisi çok seviyorsundur. Mesela farklı zihinler olmasa arkadaşlar içimizde. Birbirinden farklı zihinler olmasa, mesela düşünsene sevgilileri görüyorsun, hep kavga ediyorlar. Ama birbirlerini çok da seviyorlar ve kavga ediyorlar. Çünkü seven zihinle o anda uygulamada olan kavga eden zihin farklı zihinler arkadaşlar. Şimdi ben bunu bilmiyorsam, yani farklı zihinlerim olduğunu bilmiyorsam, o zaman nasıl aydınlanmaya doğru gideceğim? Nasıl istediğim hayata doğru gideceğim? Hangisi ben? Hangisi gerçek ben? Uygulayan mı karar verelim? Sigarayı bırakıyorum diyorsun. Akşam sigarayı bırakıyorsun. Hatta sigara paketini büküyorsun, atıyorsun bir yere. Yanı yakala sigara arıyorsun. Yani bizim içimizde arkadaşlar, bu çok önemli bir bilgi. Bizim içimizde parça parça, farklı farklı zihinler var. Ve onların farkında olmadığımız zaman güzel dostlar, hayatı nasıl bir arada tutacaksın? Hani bir şöyle diyelim değil mi? İşte sade, sadelik. İşte gelişmişlik düzeyinin en yüksek halidir arkadaşlar, sadelik. Ama buradaki sadelikle kastettiğim şey arkadaşlar işte sade giyinmek, sade davranmak değil, sade gibi gözükmek değil. Yani oradaki zihinsel süreçten bahsediyorum. Çünkü çok sade gibi görünen insanın zihninde pek çok şey dönüyor olabilir. Şunu mu halledeceğim, bunu mu halledeceğim diyor olabilir ve o belki bazen sade görünmek hoş da oluyor olabilir. Yani dışarıya güzel görünüyorum diye de sadeleşiyor olabiliriz. Yani fark edin. Kendi içimizde artık arkadaşlar bir de asla yalan söylemeyeceğim deyip sonra durum geldi, ortam geldi, yalan söylemek zorunda kaldığım durumda kaldığını fark et. Bundan sonra hep neşeli olacağım, öfkeli olacağım deyip yine de öfkene
önüne geçemediğini. Düşünsene, o öfkeli olduğun zamanki seni bir düşünür müsün? Öfkeliyken nasıl bir sen var? Sevgi doluyken nasıl bir sen var? Hoşgörülüyken nasıl bir sen var? Yani ne kadar birbirinden farklı senler var değil mi arkadaşlar? Fark edin. Onun hangisi gerçek sensin? Öfkeli olduğun zaman sen var mısın ortada? Pek çok zaman şey deriz değil mi? Ya kendime rağmen yapmışım. Kendime rağmen yapmışım. Yani kendime rağmen. Demek ki içinde bir şey yapma diyor. Bir taraf yap diyor. Onun için güzel dostlar, insanların çoğunluğu ne karar alırsa alsın sonra pişman olur. Yani şöyle der, yani içinden bir taraf der ki işte git şu arabayı al. Diğer taraf der ki ya bence onu alacağını şunu al der. Ve aradan bir zaman geçer. Sana der ki bak demedim aslında biliyordum, korktuğum başıma geldi. Çünkü içten bir taraf hep muhalefet edecek. Çünkü içinde farklı zihinler var. Farklı zihinler olduğu için sen de bunun farkında olmadığın için hani bir tarafım hani şöyle derdik ya arkadaşlar. İşte şeytan diyor ki git yat. Yani bir tarafında sanki şeytan diyormuş gibi bir tarafta başka bir şey, içinde başka şeyler diye bir sürü sen var. Şimdi bunun hangisi gerçek sen, bunu fark etmediğin zaman nasıl aydınlanacaksın? Nasıl istediğin hayata doğru adım atacaksın? Nasıl olacak? Öncelik güzel dostlar, bunu fark etmemiz. Bunu fark ettiğimiz zaman yani bende karma karışık, ya kafam karma karışık, bir karar veriyorum, duyamıyorum, kararımda duramıyorum, bir karar veriyorum, arkasında duramıyorum dediğim hani bazen de şeydir ya, çabuk sıkılıyorum ben. Çabuk sıkılmıyorsun. İlk önce karar veren sen de uygulamadaki zihin farklı olduğu için. Uygulama yapan sen başka, karar veren sen başka. Ve burada güzel dostlar, Emine Hanım, desteğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar hep beraber şahit olalım. Emine Hanım şimdi rozet aldı, destek verdi. Hep beraber niyetleniyoruz. Siz şahit olun. 900 bin katını Emine Hanım'a gelmesi niyet ediyoruz. Evet güzel dostlar. Şimdi ben özgürüm ve artık özgürlükten sonra kendi kararımı kendi verme durumuna geçmişsem, toplumun etkisinde değil de kendim karar veriyorsam, bu defa içimdeki zihinleri fark etmem önemli. Düşünceyi izlediğiniz zaman güzel dostlar, düşünceyi izlediğiniz zaman düşünceden özgürleşirsin. Neyi izlersen, neye tanık olursan ondan özgürleşirsin. Yani mesela rüyadayken rüyayı görmüyoruz ya, da görüyoruz da, özür dilerim, rüyadayken rüyayı görmüyoruz. Rüyadayken rüyada olduğumuzu fark etmiyoruz. Ne zaman tanıksak o zaman rüyada olduğumuzu fark ediyoruz ya. Neyi gözlemlersek arkadaşlar o rüyaya dönüşür. O gerçek sen olmaz yani. Neyi gözlemlersen, neye tanıksan. Düşüncelerimizi gözlemlediğimiz zaman güzel dostlar, düşüncenin bizden ayrı olduğunu fark ederiz. Ve ondan özgürleşiriz. Duygularımızı gözlemlediğimiz zaman o zaman sadeleşmeye başlarız. Yani sana öfke geldiği zaman sen yoksun. Oradaki sen değilsin. Gözlemlersen anında öfke kaybolur. Gözlemlersen olur. Çünkü gözlemlediğinde sen devreye girersin. Gözlemlediğinde sen devreye girdiğin için niye alalım havanım, o zaman ne olur? Öfke kaybolmaya başlar. Ama öfke geldiği zaman gözlemleyemiyorsan öfke seni ele geçirir ve sana istemediğin şeyler yaptırır ve dersin ki Allah Allah nasıl ya, nasıl ben bunu yaptım? Yani bilerek yapmadım, yani çok öfkeliydim, kendimde değildim, kendimde değildim. Öfke seni ele geçirdi. Bunun arkadaşlar sadeleşmenin İlk yolu onun içine dalmak. Yani duygularım geliyor, öfke geliyor, gözlemlemek. Sevgi geliyor, gözlemlemek. Ve her zaman arkadaşlar diğeri gelecektir. Diğeri yani şöyle sen, mesela şimdi mesela diyelim ki kalemi seviyoruz Salih Bey. Şimdi sende sevgi yoksa buna sevgi veremezsin. Ya da birisine nefret ediyorum diyorsun ya. Diyelim ki birisine nefret ettin. Dışarıyla alakası yok. İçinde nefret varsa nefret verebilirsin. İçinde nefret yoksa veremezsin. İçinde sevgi varsa sevgi verebilirsin. İçinde sevgi yoksa veremezsin. Nefret dediğimiz şey güzel dostlar, sevginin kenara çekilmesi. İçindeki sevgiyi kenara çekersen nefret başlar. Hani bazı insanları görürsünüz, deli gibi aşıktırlar birbirlerine. Sonra bakarsın ki 2 yıl sonra buna birbirine düşman. Neden? Sevgi gitti, nefret yukarıya doğru çıktı. Ya da içindeki nefreti kenara alırsan bu defa sevgi yukarıya doğru çıkmaya başlar. Biz de karmaşada kalırız. Yani bazen öfkeliyim, bazen sevgi doluyum. Bazen neşe doluyum, bazen ciddiyim. Şimdi
bir karmaşa yaşadığımız için güzel dostlar, hani tek bir zihin değil de farklı farklı zihinler olduğu için bazen yaptıklarımızı kendimize yakıştıramayız. Bunu bir şey gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Tekel yani böyle bir mesela diyelim ki çok fazla zihinler var ya arkadaşlar. Bir işte Yavuz Bey öfke dolu zihin yukarıya çıkar. Sevgi zihin aşağı iner. Sevgi dolu zihin yukarı çıkar. Diğeri aşağı iner. O devamlı değişir. Devamlı değiştiği için sen de dersin ki ben bile kendime kızdım ya. O hareketleri nasıl yaptım? Ya da bazen de dersin ki oh ne tatlıydım orada ya. Yani her zaman o halde olmak isterim aslında. İlk fark edeceğimiz güzel dostlar, benim duygularım nasıl bir karmaşa var içinde. Fark etmek onu değiştirmeye başlar. Bakın rüyada olduğunu fark etmek rüyadan kurtarır seni. Düşüncelerini fark etmek düşünceden kurtarır seni. Duyguyu fark etmek duygudan kurtarır seni. O olmasın değil, onları hükmetmeye başlarsın. İşte kendine kızınca, kendine kızdığına göre bir kızılan kendin var Selma, bir de kızan kendin var. İçindeki farklı zihinleri ve bu farklı zihinlerde birbirinden ayrılar. Birbirlerine dedikçe belirliyor. Dolayısıyla devamlı da birbiriyle kavga içerisindeler. Yani bir tarafın bir şeydir, başka bir tarafın başka bir şeydir. Yani onun için güzel dostlarım, eğer biz efsane bir hayat yaşamak istiyorsak, yani öyle bir hayat yaşayayım ki bir imza atayım bu dünyaya diyorsan, o zaman sadeleşmeye ihtiyacım var, zihnin sadeleşmesine. Çünkü zihni sadeleştirdiğin zaman bu defa kendini bilmeye başlarsın. Kendini bilmeye başlarsın. Sadedir, basittir, kendini bilirsin artık. O zaman kendini bilen, bakın güzel dostlar, kendini bilen bir insanda öfke olmaz. Kendini bilen de nefret olmaz. Kendini bilen bir insanda hayata dair hiçbir sıkıntı olmaz. Kendini bilen bir insanda ölüm korkusu olmaz. Kendini bilen bir insanda gelecek kaygısı olmaz. Biz kendimizi bilmediğimiz için o duygunu, mesela korku duygusu, onu esir oluyorsun, korkarak hareket ediyorsun. Öfke duygusu, kendini bilmediğin için o öfke, korku seni ele geçirmeye başlıyor. Seni ele geçiriyor ve bu defa hayatı o yaşatıyor. Evet güzel dostlar, bir durup kendi hayatımıza bir bakıverelim. Yani sen tanık olduğun zaman, tanık olan sen gerçeksen ya, tanık olan sen gerçeksen. Yani bir ara bebektin. Ya da şöyle diyeyim, dün rüya görüyordun. Rüya gören kimdi? Sendin. Ama rüya orada duruyor değil mi? Bir ara bebektin, çocuktun. Geçti. Ama onlara sen tanıktın. Sen çocuk değildin, sen bebek değildin, sen tanıksın. Tanıksın. Şu anda da sen işte orada oturan kişi değilsin. Sen orada oturan kişiye, şu an beni dinleyen kişiye sadece tanıksın. Tanıklık her şeyi istediğin hale dönüştürür sana. Tanıklık inanılmaz bir güçtür güzel dostlar. Tanık olmak. Düşüncene, duyguna, öfkene, sevgine tanık olmak. Tanık olmak, tanık olduğun zaman iyi şeyler, mükemmel şeyler, güzel şeyler artar. Kötü şeyler kaybolur tanık olduğun zaman. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? İçimizdeki o benim, o duyguların arasına giriyoruz. Arasına girip izlemeye başladığında bir şey yapmana gerek yok bak. Bir şey yaptığın zaman, bir şey yapmaya çalıştığın zaman, mücadele ettiğin zaman onu kaybedersin. O seni daha fazla yana dolanır. Sadece izlemek var. Sadece tanık olmak var. Azerbaycan'a selamlar efendim. Evet. Şimdi fark ettiğimizde güzel dostlar. Ne demiştin Nazmi Bey sorusunu? Başkasının dertleri tanık oluyoruz ve rahat rahat nasihat veriyoruz. Bize aynı şekilde kendimize tanık mı olmamız gerekiyor? Evet. Asıl biz Nazmi Bey, asıl biz zaten tanık olan biz. Diğer bizlerin hepsi gelip geçen bizler. Rüya. Asıl sen gelmezsin ve geçmezsin. Asıl sen hep tanık. Yani sadece izliyor, sadece gözlemliyor. Sadece gözlemliyor. Yani şu an oturuşun, düşüncen, duygun. Mesela sinirlendiğiniz zaman arkadaşlar bir an kendinize bakabilirsiniz. O sinirin dağıldığını fark edersiniz. Bir yerde bir ağrı varsa oraya tanık olduğunuz zaman onun hafiflemeye başladığını fark edersiniz. Ya da nefesine tanık olduğunuz zaman
Bak tanık olduk ya, hemen derin nefes almaya başlarsın. Çünkü tanık olduğun zaman iyi şeyler artacaktır, kötü şeyler kaybolacaktır. Tanık olmanın mucizevi bir gücü vardır güzel dostlar. Nasıldı, nasıl diyorduk? Gözlemcinin gözlemin üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Onun için ben uyanmak istiyorum, ben efsane bir hayat istiyorum diyorsan önce şunu sor, özgür müsün? Zihninde özgür müsün? Toplumun istekleri üzerine mi giden birisisin yoksa kendine ait birisi misin? Özgürsün diyelim ki, şimdi şunu sorman lazım. Ben sade miyim? Ben kendimin ne olduğunu biliyor muyum sade bir zihinle? Yoksa içimde karma karışık zihinler mi var? Ve şu anda da bakın güzel dostlar, mesela ben bir kitap yazdım. Ne diyoruz? Burcu Tirmik. Şimdi mesela Burcu Tirmik, mesela ya da burada yazdığınız yazılar arkadaşlar, burada yazdığınız yazılar ya da benim şu an konuşmalarım. Burada şu an 580 arkadaş var ya, bu 580 kişinin tanıklığına göre değişiyor. Çünkü sen okuduğun kitapta kitabın ne anlattığı değil, senin ne aldığın. Senin tanıklığına göre hayat değişiyor. Hani bir ara anlatmıştım hatırlarsanız. Bir kişi doyduğu zaman Burcu teşekkür ederim. Burcu bilmiyorum seni ben yeni görüyorum. Bizim şöyle bir burada niyetimiz var. Buradaki tüm arkadaşlar da bilirler. Birisi destek verdiği zaman diyoruz ki Allah ona 900 bin katını versin. Biz buna niyet ediyoruz diyoruz. Ve niyetimiz de şu, sadece niyet etmek değil. Şahitler, siz de şahit olun demek. Ve şahitler de şahit olsun diye diyoruz ki şahitlere de 900 bin katı gelsin. Çünkü nasıldır arkadaşlar, Allah'ın vaadi var. Biliyorsun değil mi? Hiçbir, yani senin yaptığın iyilik senden eksilmez. Asla eksilmeyecek. Ben minnettarım her birinize. Yani maddi manevi her koşulda desteklediğiniz için, hep yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum güzel dostlar. Çok sağ olun. Burada işte hep de şöyle bir yere varmaya çalışıyoruz değil mi arkadaşlar? Doğduğumuzdan beri bir mücadelemiz var, bir savaşımız var. Bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Ve bir arayıştayız. Ama ne aradığımızı bilmiyoruz Habibi. Ne aradığını bilmeyen bir arayış olur mu? Ben aydınlanmak istiyorum diyorsun. O sen dedin kim? Aydınlanacağın kişinin kim olduğunu bilmeden nasıl aydınlatacaksın? Öyle değil mi Nermin, Selma? Nasıl olacak? Dolayısıyla istediğimiz efsane hayat için güzel dostlar, size bir kısım şeyler fark ettirmeye çalışıyorum. Zihin dediğimiz şey biz doğduğumuzda yoktu. O sonradan bize verilen bir malzeme kullanmamız için. Çok güzel bir malzeme. Gömlek gibi, ayakkabı gibi bir malzeme kullan diye. Sonra o malzeme, o hizmetkar, o hizmetçi sistemi ele geçiriyor. Görsün, sistemi ele geçiriyor. Ve diyor ki kral benim diyor bize. Ve asıl sen, efendi olan sen, bu hayatın efendisi olan sen, zihni köleyi efendi yapıyor, efendiyi köle yapıyor. Ve fark etmediğimiz müddetçe de böyle devam edecek. Ben o kölenin efendi olduğunu gözlemlemediğimde, onu değiştirmek için ne yapmam gerekiyor? Savaşa gerek yok. Kavga etmeye gerek yok. Sadece izlemem gerekiyor. Zihin dediğim şey ne ki? Zihin dediğim şey düşüncelerden oluşuyor arkadaşlar. Kelimelerden oluşuyor, düşüncelerden oluşuyor. Yani nasıl diyorduk zihni anlatırken hatırlayın Habibe. Bir duvarın odayı koruması gibi. Ama duvar dediğin şey neyden oluşuyor? Tuğlalardan. Sen tuğlaları yıkarsan duvar yıkılır otomatikman. Bizim zihin dediğimiz şey güzel de sonra düşüncelerden oluşuyor. Ben o düşünceleri gözlemlemeye başladığım zaman ondan özgürleşmeye başlıyorum. Çünkü bizim problemimiz bir şey düşünmek değil. Bizim problemimiz düşüncelerimizle özdeşleşmek, onu kendimiz zannetmek. Ha tamam, bir zihin var hakkından gelebilirim. Ama yüzlerce zihin varsa, yüzlerce zihin varsa ve farkında değilsek hangisi gerçek ben? Dışarıda kavga eden ben mi gerçek ben, yoksa akşam hoşgörü olan ben mi gerçek ben? Hangisi gerçek ben? Öfkelendiğin zaman, hadi baksana, arzu dolu olduğun zaman nasıl birisi oluyorsun? Arzu dolusun. Bir şeye karşı arzu dolusun. Nasıl oluyorsun? Ya da aşık olduğun birisini gördün. Nasıl oluyorsun?
Sevgili olduğunda nasıl oluyorsun? Hallerimiz değişiyor değil mi devamlı? Hangisi gerçek sen? İşte burada şunu fark etmem gerekiyor. Bunların hiçbirisi ben değil. Bunlar hepsi farklı farklı zihnin sonuçları. Asıl ben bunların efendisi, bunların kralı. Onları izlemeye başladığım anda her şey değişmeye başlayacak. Onları izlemeye başladığım anda onların tamam rüyaya dönüşecek. Onları izlemediğimde o rüyalar gerçeklik olacak. Gerçek zannedeceğim. Normal rüyamda da öyle değil mi? Normal rüyam, yani şu an uykuda yatağa yattık gittik ya uyuduk bir rüya görüyoruz ya, o sırada onu gerçek zannediyoruz değil mi? Çünkü rüya olduğunu farkında değiliz. Sonra uyandığımızda farkında olunca rüya olduğunu fark ediyoruz. Yani dışarıdan bakınca, gözlemleyince. Şimdi de bize düşen şey güzel dostlar, zihni gözlemle, düşünceleri gözlemle, özgürleş. Duyguları gözlemle, sadeleş. Sadeleşmemizin yolu duyguları gözlemlemek, onun içine dalmak. Onun içine dalmak. Evet güzel dostlar. Burada olmanız efsane. Gerçekten bilmiyorum farkında mısınız? Bence farkındasınızdır. Farkında olduğunuz için teşekkür ederim. Çok efsane bir yolculuk başladı sizlerle beraber. Ve efsane yolculuk efsane bir şekilde devam ediyor. Her geçen gün büyüyerek, güzelleşerek devam eder diye ümit ediyorum. Ve gerçekten teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum hayata. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayatımız var arkadaşlar. Yani şunu hissetsek yeter. Ya benim bir hayatım var. Nasıl ne kadar tatlı bir şey ya. Hayatım var. Ne yaptın hayatını elde etmek için? Ne kadar emek verdin? Teşekkür ederim. Hiçbir emek vermedim. Benim gözüm var. Hiçbir emek vermedim. Verildi bana. Teşekkür ederim. Konuşabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Oturabiliyorum. Teşekkür ederim. Sizler gibi efsane insanlarla bir araya gelebiliyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Düşüncelerimi özdeşleşmiyorum. Düşüncelerimi gözlemleyebiliyorum. Teşekkür ederim. Düşüncemin esiri olmuyorum. Onu gözlemlediğim için ondan özgürleşiyorum. Hatta onun efendisi oluyorum. Teşekkür ederim. Duygularımı görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Teşekkür ederim. Ve duygularımı gözlemleyebildiğim için sadeleşebiliyorum. Sadeleşebildiğimde bu defa efsane hayat benimle beraber devam etmeye başlıyor. Çünkü güzel dostlar düşünsene ne kadar sade olursan o kadar az hata yaparsın. Ne kadar zihin sade ve duruysa o kadar az hata yaparsın. Dolayısıyla nasıl mutlu olmayalım? Bunları fark edebiliyorum. Duygumu, düşüncemi fark edebiliyorum. Hissimi fark edebiliyorum. Bu bilinçliyim. Teşekkür ederim. Hiç fark etmemiştim bundan önce. Bir hayat sahibi olmak ne demek? Şimdi hayat sahibi olmanın ne demek olduğunu fark ediyorum. Teşekkür ederim. Bir taş değilim. Bir odun parçası değilim. İnsan olmuşum. İnsan yaratılmışım. Teşekkür ederim. Ve bir de efsane bir hayat verilmiş. Sadece insan olmamışım. Böyle bir zamanda gelmişim. Güzel insanlarla tanışmışım. Sizler gibi dostlarla bir arada olmuşum. Teşekkür ederim. İnternette bir çağda olmuşum. Bilgiye çok hızlı şekilde ulaşabiliyorum. Bir insanı en fazla mutlu edecek şey yeni bilgi öğrenmektir. Ve internette bir çağda olduğum için sizler gibi güzel dostlarla hep görüşebiliyorum. Ve çok şeyi internetin nimetlerinden istifade ediyorum. Teşekkür ederim. Enfes, enfes bir hayatım var. Burada bunu kendi şahsıma söylemiyorum arkadaşlar. Hepimiz öyle söyleyelim diye söylüyorum. Efsane bir hayatım var. Teşekkür ederim. Ve şu anda arkadaşlar şu dakika, şu saat çok önemli. Onun için hadi hep beraber niyetlenelim mi? Hep beraber. Hep beraber niyetlenelim mi? Ne dersiniz? Şu anda kendimizi Allah'ın huzurunda hissetsek nasıl olur? Böyle onun bizi sardığını hissetsek nasıl olur? Onun her yerde olduğunu hissetsek. Hani denizdeki balık denizde ve denizde olduğunu farkında değil ama denizi içiyor değil mi?
Biz de Allah'ın içinde olduğumuz böyle denizdeki balığın deniz içtiği gibi her nefesimizde o ışığı, o nuru içimize aldığımızı fark etsek. Şu anda hisseder misin onun huzurunda olduğunu? Ve diyelim ki hep beraber diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Verdiğin bu efsane hayat için teşekkür ederim. Verdiğin bu bilinç için, öğrenebilme kabiliyeti için teşekkür ederim. Kalem kullanabildiğim için, yazabildiğim için teşekkür ederim. Ve niyetlerimizin hepsini gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Elif Hanım burada olduğu için, modelist burada olduğu için teşekkür ederim. Biz şimdi arkadaşlar hep beraber niyetlenelim mi? Hep beraber ama aynı anda hissedelim. Ben yavaş söyleyeyim, aynı anda hissedelim. Şu dakika önemli bir dakika güzel dostlar. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Biliyorsunuz güzel dostlar, Hazreti Yusuf'un hikayesini biliyorsunuz. O nasıl ülkenin başına geçmişti zindanda olmasına rağmen? Başkalarının rüyalarını dinlediği için, başkalarının rüyalarıyla ilgilendiği için. Bizler de güzel dostlar, şu an burada olan diğer arkadaşlarımızın rüyaları gerçekleşsin isteyelim. Ve aynı anda bir daha diyelim. Şu an burada olan, bu programa katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Ve ufkumuzu açalım güzel dostlar. Ufkumuzu hep beraber açalım. Tüm dünyada, hissedebiliyor musun tüm dünyayı? Tüm dünyada. Dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Tüm dünyada aynı anda hissediyoruz güzel dostlar. Aynı anda hissederek söyleyelim. Tüm dünyada dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Tüm dünyada dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Ve teşekkür ederim. Tüm niyetlerimizi gerçekleştirdiğim için teşekkür ederim. Hissedin niyetlerinizi arkadaşlar. Arzularınızı, ulaşmak istediğiniz şeyleri düşünün, onu hayalini hissedin. Ve diyoruz ki sonra, niyetlerimizi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Niyetlerimizi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgi dolu olduğunuz için teşekkür ederim. Her koşulda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve yaptığınız her hareketin, her iyiliğin size yüz binlerce katıyla geleceğini bildiğiniz için, buna inandığınız için teşekkür ederim. Ve iyilikleri anlatarak çoğalttığınız için, kötülükleri anlatmadığınız, sadece iyilikleri anlattığınız için, oraya baktığınız için teşekkür ederim. Çünkü neyi anlatırsan, neyden bahsedersen o artacak, o çoğalacak. Evet güzel dostlar, beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için,
Lütfen sizdir olan saygımı kabul edin.